Doğrusal yörüngede hareket eden kavli araçların hız zaman grafiği şekilde gibidir. Doğrusal yörüngede hareket eden, yani şöyle bir yörüngede hareket ediyorlarmış. Buna göre hangileri doğru olabilir? Birbirlerine yaklaşıyorlardır. Şimdi zıt yönde hareket ettiği kesin. Bu artı yönde hareket ediyor. Bu da eksi yönde gidiyor. Mesela şu tarafı artı yön desem, şu tarafı da eksi yön desem. Sonra K hareketli bu tarafa doğru hareket ediyor. L de bu tarafa doğru gidiyor olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. K buradan böyle gidiyordur. L de buradan böyle gidiyordur. Eğer ki şöyle bir durum varsa bunlar birbirine yaklaşıyorlardır. Ama şöyle bir durum varsa bunlar birbirinden uzaklaşıyorlardır. Zıt yönde hareket etmektedir. Bu zaten kesin. Ama 1 ile 2 olabilir. 3 kesindir. Cevabımız 3'ü de olabilir. Şekilde verilen x ve y hizasından sırasıyla 45 metre bölü saniye ve 20 metre bölü saniye hızla aynı anda geçen kavli araçları doğrusal yörüngede hareket ederek aynı anda L hizasına ulaşıyorlar. YZ mesafesi 120 metre ise, şimdi YZ mesafesi 120 metre ise, bunun da hızı 20 ise, o zaman 120 eşittir 20 çarpı T'den T eşittir 6'dır. Demek 6 saniyede bu da ne yapmış? Buradan bura gelmiş. Buradan bura gelmiş. Buradan 45 çarpı 6. Buradan da bulabiliriz. Ya da şöyle yapabilirdik. Aradaki fark. Şimdi bunun hızı 20. Bunun hızı 45 ise aradaki fark 25'tir. Şurası 25 çarpı 6'dan da yine bulabiliriz. Buradan da cevabımız 150 çıkacaktır. Şuradan yapsaydık toplam mesafeyi bulup 120'yi çıkarmamız gerekiyordu. T 0 anında aralarındaki 138 metre mesafe olan doğrusal yörüngede hareket eden kavli araçların 6. saniyede yan yana gelmişler. Şimdi zıt yönde gittikleri kesin. Mesela bu artı yönde gidiyorsa bu eksi yönde gidiyor. Ve aradaki mesafe 138'miş. L'nin aldığı yola bakarsam hız zaman grafiğinin altına kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Doğrusal bir yol olduğu için, yani şöyle doğrusal bir yörünge olduğu için yolla yer değiştirme eşit değerdedir. Burası 48 çıkıyor. 6 kere 48, 48. Toplam 138 olabilmek için buranın 90 olması lazım ki. İşte biri buradan böyle gelmiş. Biri de buradan böyle gelmiş. Ve toplam mesafe 138'miş. Buradan da hız zaman grafiğinin altına kalan alanı veriyordu. 6 çarpı VK eşittir 90 ise buradan VK 15 çıkacaktır. Şekildeki paralel yollarda aynı yönde hareket eden KLM araçları X doğrusu aynı anda geçip Y doğrusu aynı anda varıyorlar. Baktığım zaman X doğrusu ile Y doğrusu birbirine paralel değil. Yani bir koşu gibi düşünürseniz M en geride başlıyor. Ama aynı anda geliyorsa M'nin hızının daha büyük olması lazım. L de en önde başlıyor. Yani en kısa mesafeyi alıyor. O zaman hızları M, L, K olacaktır. Yukarıdaki tabloda doğrusal yörüngede hareketli cismin belli bir zamandaki hız değerleri verilmiştir. Buna göre cismin ivme zaman grafiği aşağıda hangisi gibi olur? İşte baktığımız zaman ilk başta hızı 50'ymiş. 50. 1 saniye sonra 40'a düşmüş. 3 saniye sonra 20'ye düşmüş. Bakıyoruz ki her saniye bir 10 azalma var. 10 azalma var ki 5. saniyede ne olmuş? 0'a olmuş. A eşittir delta V bölü delta T dersem toplam 5 saniyede hızı 50 değişmiş ve 5 ise buradan 10. İvmenin büyüklüğü 10 olacaktır. Azalma olduğu için hani eksi mi artı mı şıklarda zaten artı 10 yok. O zaman demek ki eksi 10'muş deriz. Yargılar hangileri doğrudur? İvme vektörünün yönü hız değişim vektörünün yönüyle aynıdır. A eşittir delta V bölü delta T. Buradan bakınca evet aynı yönlü olmalıdır.
Cisim hızlanıyorsa ivme ile hız vektörü aynı yönlüdür. Aslında buradan da onu söyler. O da doğrudur. Cisim yavaşlıyorsa ivme ile hız vektörü aynı yönlüdür. Hayır, hızlanıyorsa aynı yönlüyken, yavaşlıyorsa ters yönlü olması gerekiyor. Cisim yavaşlıyorsa ivme ve hız vektörleri zıt yönlüdür. Doğrudur. Buradan baktığımız zaman 1, 2 ve 4 doğru oldu. Düzgün dorsal yolda hareket eden bir hareketin ivme zaman grafiği şekilde ekibidir. Şimdi ivme zaman grafiği böyleyse bunun hız zaman grafiğinin iki ihtimali var. Yani artı yönde hızlanıyor da olabilir. Eksi yönde yavaşlıyor da olabilir. Çünkü hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Artı yönde yavaşlamaktadır. Hayır, artı yönde yavaşmak değil de artı yönde hızlanmalıdır olmalıydı. Eksi yönde yavaşlamaktadır. Şu grafik olabilir. Artı yönde hızlanmaktadır. Şu grafik olabilir. Düzgün dorsal hareket yapmaktadır. Düzgün dorsal hareket demek hızının büyüklüğünün değişmemesi demek, ama ivme varsa hızın büyüklüğü değişiyordur. Bu olamaz. Olabilecek şey 2 ve 3'tür. T0 anda doğrusal yoldan K hizasında bisikleti ile geçen Arda 10 saniyede P hizasına varıyor. Şuradan bura geliyor 10 saniyede. 3 saniye dinlendikten sonra geri dönüyor. Ve geri döndükten 7 saniye sonra M'ye geliyor. 7 saniye sonra M'ye geliyor. Şimdi baktığımız zaman geçen süre ilk başta 10 saniye gitti. Bir 3 saniye dinlendi. 7 saniye daha geçti. Toplam 20 saniyelik bir zaman geçti. Noktalar arası uzaklık eşit ve 30 metre olduğuna göre KM arasındaki ortalaması nedir? V ortalama eşittir. Delta x bölü delta t, yani toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. KM arasında gitmişse ve her bir aralık 30 metre ise 30 artı 30 60 metre yer değiştirmiş. Yani şurası ve şurası yer değiştirmiş. Geçen sürede 20 saniyeydi. Buradan 60 bölü 20'den 3 gibi bir değer çıkacaktır.